olsun. Evet, hedefle ilgili ne diyorsun? Hedef çok önemli. Hedefsiz çocukların çalışmadığını görüyorsun sen de. Evet. Hedef için sana geldiklerinde, yani ders çalışamıyoruz hocam diye geldiklerinde, sen dedin ki baba, birçoğunda net hedefinin olmadığını görüyorum. Aslında ben hep söylüyorum gençlere, sen hedefin, hayalini bir defa netleştirmen lazım, belirlemen lazım. Bazen seminerlerde şunu soruyorum ben. Diyorum ki hedef olanlar kimler var? Şimdi parmak kaldıranlar var, hiç parmak kaldırmayanlar var. Şimdi parmak kaldırıyor neresi? İşte bilgisayar mühendisliği. Şimdi net hedef mi? Değil aslında. Bilgisayar mühendisliği değil. ODTÜ bilgisayar mühendisliği. Buna kadar belli olmalı, değil mi aslında hedef? Buraya kadar belli olmalı. Hatta ben oranın bir tık daha ötesi de belli olmalı diyorum. O nedir? Tabii o bölüme girince daha da netleşir ama ya sen bilgisayar mühendisi olup ne başarmak istiyorsun? Neyin yazılımını yapmak istiyorsun? Nasıl bir buluş yapmak istiyorsun? Seni bilgisayar mühendisliği için heyecanlandıran neler var? Veya dertlendiren neler var? Neyi bir adım daha öteye götürmek senin emelin? Onu netleştirince insan işte daha da benim hayatımın hayali. Ben gözümü kapattığımda kendimi burada görüyorum. O şeyi başardığımda gözüm açık gitmez, mutluluktan uçarım, sevinç gözyaşlarına boğulurum dediğin ne var bilgisayarla alakalı? Onu keşfetmesini istiyorum öğrencilerimden. O noktadan bir öğrencimle beraber onu konuştuk. Hocam şu şarj meselesi beni çok yoruyor. Telefonları şarj cihazı olmadan öyle bir sistem entegrasyon yapmalıyım ki yazılımla elektrik elektronik mühendisliği okumak istiyor. Onun şarj aleti olmadan telefonların çalışabilmesi veya bilgisayarların çalışabilmesi bununla dertleniyor. Güzel. Şimdi sadece mühendis olmak değil, mühendis olduğu zaman da ortaya ne koyacağını da bilerek hareket etmek. Şimdi bu çocuk çalışırken kendini orada görüyorsa, hayal ediyorsa, ben çalışmak istemiyorum, çalışmak canım istemiyor diye şikayet olmaz. Çünkü birçok anne baba da ben şu şikayeti görüyorum. Çalışmak istemiyor çocuğum, hocam ben zorluyorum, benim zorumla ders çalışıyor diye şikayet ediyorlar. Ama demek ki tam anlamıyla hedef yok. Şimdi Evet, hedefle ilgili maalesef. senin gördüğün gençlerde bilinmesi gereken neler var? Neler görüyorsun? Neler yapmalılar? Mesela bir tanesini sen saymış oldun babam. Doğru üniversite, yani istediği üniversitenin istediği bölümü, mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin renkli bir çıktısını al. Duvarına, çalışma masana ve telefonun kapak fotoğrafı haline getir. Böylelikle kendini orada hayal et. Orada arkadaşların beraber olduğu, bilgisayarla beraber uğraştığın, orada projeler yaptığın, Ankara'da veya Atakule'de kahve içtiğin, onları düşün diyorum. Düşün, düşün, düşün. O düşünmen, hayal etmen, kendini orada görmen, araştırmaların çok büyük oranda orada olduğunu, yine oraya gerçekleştirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Hedefin ölçülebilir ve net olması çok önemli. Yale Üniversitesi'nde bununla alakalı yapılmış çok kıymetli bir araştırma var. %97'si, yani bütün sınıfa hedeflerinizi kağıda yazın diye bahsetmişler. %3'ü bunu yapmış. %97'si ise kağıda falan yazmamış. Ve 20 yıl sonra, 20 yıl boyunca süren bir araştırma, bu yazan %3'ün %97'sinden ekonomik olarak da sosyal olarak da daha başarılı olduğu, daha güzel yerlere geldiği ortaya çıkmış. Öncelikle hedefimizi belirleyip yazmamız lazım. Şimdi yani herkes benim hedefim var diyor ama bu hedefi yazılı mı asılı mı? Hatta ben şunu hep söylemişimdir. Hedefin gözünün önünde asılı olsun. Olsun. Hatta senin diyelim ki ODTÜ bilgisayar mühendisliği mi düşünüyorsun? Git ODTÜ'ye. Bin Ankara'ya git ODTÜ'ye. ODTÜ'nün önünde bilgisayar mühendisliği yazan yazının önünde fotoğraf çektir. Ne zaman canın çalışmak istemiyorsa o fotoğrafa bak, gaza gelmezsen ben buradayım diyorum. İşe yarar mı? Güzel. Yarar. Yarar. Bununla alakalı çok da güzel dönükler alıyoruz. Benim öğrencilerimden yapan da arada var. Motivasyonları çok daha iyi duruma gelmiş durumdalar. Ben de umarım oradan da bana fotoğraf gönderecekler. Onun için de ümitliyim. Evet. Bir diğeri de uzun süreli perspektif. Yani hedefin kısa, orta ve uzun vadeli olarak ayrılması. Kısayı ben günlük olarak bahsediyorum. Ben de belki de dünyanın en dağınık insanlarından biriydim. Seninle konuştuğumda yine çok sevdiğim Cabir abim var. Üst dönem büyüğümdü. Onunla konuştuğumda renkli kağıtlara günlük yapman gereken hedefleri yaz. Atıyorum şu kadar sayfa kitap okuyacağım. Şu kadar video izleyeceğim. Bu kadar kişiyle tanışacağım. Telefon görüşmelerim. Onları yapıyorum ve yaptığıma tik atıyorum. Güzel yanı şu, esneklik becerisi var. Yani anlık bir haber aldığımda, anlık bir misafirim geldiğinde 30 sayfamı 25 sayfaya düşürebilirim. Veyahut ani bir eklemeler yapabilirim duruma göre.
Günlük hedefimi gece uyumadan önce yazıyorum ve yazdığımın üzerine tik atıyorum ufak kağıtlara. Bu şekilde günüm daha planlı, daha net ve günlük hedeflerim aslında beni uzun vadeli hedefime götürür duruma getiriyor. Bir diğeri orta vadeli hedef. O da senelik hedefler. Yeni seneye de girmiş olduk. Bütün ailelerimize huzurlu, bereketli, mutlu yıllar dilerim. O yeni senemizde de hedeflerle beraber girmemiz ve her günümüzü, her ayımızı bu hedeflerimize giden birer basamak olarak görmemiz çok kıymetli. Yıllık hedeflerim, ben geçen sene yıllık hedeflerime baktığımda güzel bir tablo ortaya çıktı. Yani yaklaşık 50-52 tane kitap okumuşum. Yine yapmam gereken eğitimlerle alakalı, başarmam gerekenlerle alakalı birçoğu gerçekleşmiş. Sosyal medya mecrasına girmiştik seninle beraber, senin vesilenle. Güzel insanlara, ablalarımıza, abilerimize, annelerimize, babalarımıza fayda olduğumuz güzel 20'den fazla video ortaya çıktı. Bu şekilde yine yeni senenin taze hedeflerini de koydum. Orta mesafeli de hedefi belirlemeyi ben seneden bahsediyorum. Bir diğeri de daha temiz saydım, ömür hayatım hedefi. Yani burada da büyüklerimizin güzel bir sözü var. Daha iyi hayal olmazsa, yani ben Talha Kaya olarak, madem benim parmak izim farklı, yüz izim farklı, siman farklı, duygularım farklı. Demek ki yani beni yaratan benden özel bir şey bekliyor. Bunu gerçekleştirebilmem lazım. Onun için de bu özel hedefi bence herkesin olmalı. Çekirdek gibi olan bu kabiliyetlerini doğru yerde, doğru toprağa bulduğu an çınar ağacına, çam ağacına veya farklı meyve ağaçlarına dönüştürebilmeli. O noktadan da gayi hayal olmazsa ezhan, zihin enelere döner demiş büyüklerimiz. Ya o gayi hayal, benim ömür hayatımın hayali olmazsa ben savrulan bir yaprak gibi olurum. Bir oraya, bir bu tarafa. O çağır giderim, bu çağır giderim, o çağırmaz yine giderim. Bir amacım olmadıktan sonra en iyi arabam, en iyi teçhizatım benden yani benim olsa ne olur yani? Arabam var, müthiş, milyon dolarlık bir arabam var ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Garajda yatıyor. Veyahut sokak aralarında geziyorum. Çok bir mana ifade etmemiş oluyor. Ben gideceğim yeri bilmem lazım ki bütün o teçhizatın yerli yerinde kullanılmış olsun. Ve hedef belirlemenin 5 net faydasını çıkardım. 5 net faydası. Birincisi bütün eğitimcilerin peşine düştüğü içsel motivasyon. İçsel motivasyonu sağlayabilmenin en iyi yolu hedefler. İkincisi beyninizin içindeki gücü uyandırır ve odaklanmayı sağlar. Yani ne istediğini bilmedikten sonra işte o araba temsilinde bahsettiğimiz gibi o cihazımız aslında bizim beynimiz. Ya öyle müthiş bir yaratılış, öyle müthiş kapasitesi var. Tarif edilemez ama hedefin olmadıktan sonra o neye çalışacağını, neye aracı olacağını bilemiyor ki. Beynimiz müthiş bir içsel gücü uyanır ve odaklanmayı sağlar. Yine irade gücü artar. İç disiplin gelişir ki bence gençlerimizde bir yerlere gelen ve bir yerlere gelemeyenler iç disiplinle alakalı. Yani iç disiplini sağlamış olanlar, insanlarımız da öyle, büyüklerimiz için aynı şey geçerli. İç disiplini sağlamış olanların bir yere geldiği, iç disiplini sağlayamayanların, belki de bunun en önemli sebeplerinden biri hedef koymayanların bir noktada kaldığı, tıkandığı gözüküyor. Diğeri de duyguları yönetme yeteneği kazanır. Hedefi net belirlemiş insanlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Mesela buradan takipçilerimizden yazanlar var. Hocam diyor çocuğum okumak istemiyor. Yani biz diyor okusun diye zorluyoruz. Doğru mu yapıyoruz? Yani burada hedefi okulla ilgili, gelecekle ilgili hedefi olmayan bir çocuğu okula zorlasak bundan verim alabilir miyiz? Bu çocuk okulda başarılı olabilir mi? Bence üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin anne ve babaları söylediği çok yanlış bir kelime var. Ders çalış. Ya çocuk artık 18 yaşında. Hayat yani evlenme yaşına gelmiş. Devlet ehliyet alma, araba sürme şeyi veriyor, izni veriyor. Ama biz ona hala ders çalış diyoruz. Ya bu artık sırtına çantasını takıp o sorumlu olup devam edebilmeli. Yine çok sevdiğim bir okul müdürünün sözü vardı. Sorumlu eğitim zorunlu eğitimdir diye. Yani biz ders çalış diyeceğimiz kadar ya benim çocuğumun nerede kabiliyeti var? Geçen komşumuz bir anaokulu var ya çalıştığım iş yerinin yanında. Onun çocuğu bana geldi. Çocuğunu bana yönlendirdi. Çocuğun okuduğu lise arkadaş çevresi çok sıkıntılıymış. Çocuk bundan kendi muzdarip oluyor. Kendi sıkıntıya düşüyor. Yani bu okulda benim hayatım güzel bir şekilde devam edemez. Ben sıkıntıları düşeceğim, kötü alışkanlıklar edineceğim diye annesi ve babasına kendi söylemiş. Babasının da çok sevdiği bir kalıpçı arkadaşı varmış. Ahlakından yana güvenilir olduğu, işinde ehil olduğu. Onun yanına tanıştırmaya götürmüş. Ve oğlum burada kendini nasıl görüyorsun?
güzel işler yapabilirim demiş. Ve annesi de kıyamıyor. Çok şefkatli anaokulu öğretmeni. Hocam orada öyle geldi ama kışın soğuk olacak diyor. Nasıl yapacak benim oğlan? Hiç içinden çıkamıyor. Ya ben de Senem Hanım çocuğunuz bunu istemişse ve okuldan zarar gördüğünü kendi söylemişse bence çocuğunuzu alnını bir gün tebrik edin. Birçok çocuk bunu keşfedemiyor, bunu göremiyor. Ama çocuk bakın o kalıpçıya gittiğinde ve bir de Manisa'da yaşıyoruz biz. Manisa sanayiler noktasında çok gelişmiş bir şehir. Sanayi noktasında her zaman o altın bileziği takmış olacak. Becerisini kazanmış olacak ve belki de daha ileride kendi fabrikasını açıp yüzlerce insana iş istihdamı sağlayacak. Ama orada şu önemli, çocuğa ben testler yaptığımda evet el becerisinin yüksek olduğu, makineye ilgisi olduğu da ortaya çıktı. Yani ben çocuğumu rastgele öyle bir yere göndereyim de değil. Neye kabiliyet var? Gözlemlemeli. Bana da bu ara çok geliyor mesajlarda. Ortaokul düzeyindeki anne babalardan. Hocam ders çalışmıyor. Ama ders çalış deyip zorlamaktansa ki bir kere söyledim işe yaramıyorsa ikinci kez artık daha da bıktırmış oluyorum. Daha da dersten soğutmuş oluyorum. Arkaya çekilip gözlemler yapmam lazım. Benim çocuğumun neye kabiliyeti var, neye yeteneği var. Zaten doğru hedef belirleme noktasında da önemli bir nokta, önemli bir kanadı bu işin kendinizi tanımak veya anne babalara da çocuğunuzu tanımak diye bahsetmiştik. Şimdi buradan bir takipçimiz şunu söylemiş. Yani hocam hedefi var diyor. Lakin o hedefe ulaşamayabilirim kaygısı var diyor. Yani bir hedefi var ama ben ulaşamazsam ne yaparım? Bu kaygı nereden kaynaklanıyor? Yani anne babalardan mı, okuldan mı, derslerdeki o yetersizliğinden mi? Nereden kaynaklanıyor bu kaygı? Ya hedef belirlemenin de ölçüleri olmalı. Yani çocuk gerçekten inandığı bir hedefi. Bu hedefi ben severek yaparım. Bu hedef beni harekete geçirir. Ve ben bunu yapabilirim inancına sahip olmalı. Ha, kaygının ölçüsü önemli. Yerinde bir kaygı insanı harekete geçirir. Hiç kaygısı olursa aslında endişelenmek lazım. Kaygı varsa çocuk harekete geçer. Ama aşırı bir kaygıysa o hedef belki kulaktan duyma bir hedeftir. Maalesef bu, yani şaşırtıcı bu ara öğrencilerimden gelen herkes yurt dışına gideceğim, yurt dışına gideceğim. Ya gidebilirsiniz, orada çok güzel eğitimler alabilirsiniz, orada çok güzel projeler geliştirebilirsiniz ama niçin diyorum? Hani gidip oradan yapmayı hedeflediğiniz bir şey var mı diye soruyorum. Bir hedefli gitmek manalı. Ama sadece boş boş bir kaçış. Ama niçin yani, niçin? Hocam gideceğim sadece. Kulaktan duyma. Öyle bir hedef de insanı uzun vadede kaygılandırır vakit yaklaştığı zaman. Ama ben bunu gerçekten kendi teçhizatımı, kendi özel yeteneklerimi bilip ve gerçekten kendime bunu yakıştırıp ve beni heyecanlandırıyorsa o hedef, harekete geçiyorsam evet işte o zaman ben bu hedefe inanır ve adımlarımı atmaya devam ederim. Evet kaygı güzeldir ama ölçülüsü önemlidir. Burada da farklı mizaçlar da önemli. Yani bazı mizaçlar gerçekten çok kaygılı oluyor. Korkulu oluyor. Ama ya orada da ya eski yaptıklarını çocuğa göstermek lazım. Oğlum mesela iyi bir lisede kazandığını düşünelim. Oğlum lise sınavında sen bunu yapmıştın. Üniversite sınavında yine yapabilirsin. Oğlum sen sportif ödüllerinde birinci olmuştun. Atıyorum futbolda okul takımında oynuyordun ve Manisa birincisi olmuştun. Sen bunu yine yapabilirsin. Neyi hedefliyorsa o hedefine yakın onunla alakalı adımlardan başardıklarını ortaya koymak lazım. Öz yeterliliğini ortaya çıkarmanın önemli bir yoldur. Daha önceki yaptıklarını göstermek. Şimdi burada bir takipçimiz şunu söylemiş. Dördüncü sınıf okula hiç gitmek istemiyor. Ders yapmadığı ve öğretmen kızdı diyormuş çocuğumuz. Şimdi burada şunu görmek lazım bir defa. Öğretmen sevgi boyutlu olmalı. Öğretmenin yaklaşımı sevdirmeli. Şimdi dördüncü sınıf bu. Yani sen bu çocuğu zorlarsan okuldan nefret edersin. Önce öğretmenden nefret eder, sonra okuldan nefret eder. Onun için mutlaka bu öğretmen ziyaret edilmeli. Aynı zamanda gerekirse okulun dışında, sınıfın dışında da bu öğretmenle çocuk bir araya getirilmeli. Ve orada özel ilgi, mesela derslerle ilgili değil de onunla ilgilenip ona yakın davranarak kalbini kazanırsa bence bu çocuk yeniden okulu ve öğretmeni sevdiği zaman okula gitmek ister diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Talha? Ya, özellikle ufak yaş çocuklarına oyunla öğrenme çok önemli. Oyunla öğrenmeyi sağlatabilmek lazım. Burada anne baba da yani öğretmen şu ödevi verdi hemen yap. Ya bir bakmak lazım öğretmen ne verdi. Artık annelerin babalarımız o seviyede.
Yani birçoğu zaten okumuş, birçoğu öğrencilerinin özellikle dördüncü sınıftaki düzeyi bilirler. Ya bazı öğretmenler dediğim gibi babam yani sevdirmekten öte kusturtuyor. 50 sayfa ödevler, bir de yazma ödevi. Çocuk zaten okulda yorulmuş, bezmiş. Bir de onun üstüne hadi yapmadan kalkamazsın baskıyla karşılaşınca hep ben okul görmek istemiyorum, matematik ölsün istiyorum gibi tabirler kullanıyor. Ama sevdirerek yaptırmak lazım. Orada da uyumlu öğrenme çok önemli. Orada da gerçekten ödevlerinin hayatında ne kadar işlevsel olacağı ve okulun onun hayatı için mantıklandırmasını sağlamak lazım. Evet, çocuklar Covid'den çıktı. Yani telefon oyunları, bilgisayar oyunları daha cazip gelebiliyor. Ama okulda da yani hiçbir cansız, hiçbir canlı yerini tutamaz. Arkadaşların var. Sevdiği arkadaşlarıyla mesela bir araya getirip etkinlikler yaptırtabilir anne babalar. Bazen onun arkadaşını kendi evine davet edip beraber ödev yapması sağlanabilir. Bazen kendi çocuğu arkadaşlarının evlerine getirip onların evlerinde ödev yapması sağlanabilir. Ve bu şekilde ara sıra pikniklere götürülüp etkinlikler yaptırtılabilir. Ve daha sonra okulu sevmesiyle alakalı okulu bize kattıkları neler? Onun çetelesi çıkarılabilir. Yani okulun güzel yanları neler? Çocuk düşündürtülebilir. Ha evet, okulda şu tiyatro etkinliği çok hoşuma gitmişti. Ha evet, okulda arkadaşlarımla beden eğitimi dersinde çok güzel günler geçiriyorum. Ha evet, okulda din kültürü öğretmenim bana çok faydalı bilgiler öğretiyor gibi gibi olumlu neler varsa onları beraber çıkartmak lazım. Çocuğa bunu söyletmek lazım. Ve bir de okul rehber öğretmeniyle işbirliği yapmak. Evet, maalesef bazı rehber öğretmenleri odamı kitle yat anlayışına sahip ama bazıları ise çok etkin işin içine girdiği zaman araştırmalarıyla, işbirlikleriyle, sınıf öğretmenle yaptığı işbirlikleriyle çok güzel sonuçlar da veren çalışmalara imza atabiliyorlar. Şimdi mesela ben burada bakıyorum yorumlara. Özellikle hep bak mesela ders çalışmak istemiyor. Bak birinci sınıfa gidiyor. Severek ders çalışmıyor. Mecbur ediyorum diyor. Azerbaycan'a sevgiler demiş. Şimdi mesela başka birisi demiş ki 8. sınıf. Yani şimdi 8. sınıf tamamen sınav öğrencisi bu. Evet. Gidiyor ve LGS sınavına çalışmıyor. Ne yapabilirim diyor. Yani Evet. burada okul gittiği okulda iyi motive edilememiş mi acaba? Hedefi tam net değil mi bu çocuğun? Yani ne istediğiyle ilgili o kararsızlık nereden kaynaklanıyor? Şimdi bir şeyler bence eksik. Yani 8. sınıfa giden bir çocuğun artık çalışma şeyinde de olması lazım. Bir çalışma havasında da olması lazım. Doğru. Ya çocukların maalesef ya uzaktan eğitim sürecinde bazı dersleri eksik kalmış olabilir. Özellikle matematik gibi birikimli olarak ilerleyen derslerde çocuk belki 8. sınıfta yaş olarak dersleri yazılılarda geçti ama 6. sınıftan bazı eksiği var. 5. sınıftan bazı eksiği var. Ve bu da birikimli olarak kat çıkarak ilerlediği için temel olmayınca ikinci basamak çocuğa artık yapılamaz gibi geliyor. Bir yapamadı, iki yapamadı, üç yapamadı, dört yapamadı. Deneme sınavlarında da her bir deneme sınavı tokat gibi sağdan soldan vurdukça ben zaten yapamam ki. Ben daha zaten olmaz ki gibi öğrenilmiş çaresizliğe düşüyorlar ki bu en tehlikelisi. Oradan mutlaka çocukları çıkartmak lazım. O nasıl olur? O da yine öğretmen veli işbirliğiyle ufak ufak adımlarla yapabildiklerini göstererekten. Ben inanın hani bu yolda başladığım öğrencilerimden sıfır nette olanlardan 3'e 4'e çıktı kimya dersinde. Kimya hocasıyla işbirliği halinde kimya yükselişte bir çalışma başlattık. Yapabilirsiniz inancı psikoloji fakültesine ben verdim. Dersin doğru yöntemini bilen de çok yetkin bir hocamız var. Ona da selamlar Sait hocama. O Şimdi da doğru yöntemi Kaan, öğretti. bak şimdi önemli bir şey söyledin. Bence buradaki eksiklik şu. Bu çocuk diyor ki ben zaten o eksiklerinden dolayı ben zaten kazanamayacağım. Ben zaten başarılı olma imkanım yok benim. O zaman çalışmaktan kaçıyor. Ve çünkü Kaçıyor. başarılı olamayacağına inanıyor. O inanç değişirse bu çocuk yeniden ben yapabilirim demeye başlarsa çalışmaya da başlar. Doğru Başlar. mu? Ve Onun için siz mutlaka o kimyada öğrenci yükseliş, edebiyatta yükseliş, o tarzda yükselişler başlattınız ve bunun güzel sonuçları oldu değil mi? İnancı değişti çocuğun. Yapamam derken yapabilirim demeye başladı ve çalışmaya başladı. ya araştırmalar şunu söylüyor. Doğru yöntem yeteri kadar emekle her insan yapabilir. Beynin öyle bir kabiliyet, böyle bir kapasitesi var. Açılıyor. Bir şeyle uğraşınca bir olmadı iki, iki olmadı üç, üç olmadı dört ama muhakkak açılıyor. Ama şunu da söylemem lazım velimize veya bütün anne babalarıma. Birincide de yapabildiği bir şey var o çocuğun. Her öğrencinin böyle. Mesela matematiği bir değil iki, iki değil üç, üç değil dörtte yapıyor olabilir ama Türkçe belki bir kere de yapıyor.
Fen bilgisini belki bir kere de yapıyor. Sosyal bilgileri veya İngilizceyi belki bir kere de yapıyor. Evet, ortaokul sınavında bölüm ayrışması çok yok. Ama anne baba gözlemleyin. Benim çocuğum neyi iyi yapıyor? Onu yapamazsan müziği iyi yapıyor. Bedeni iyi yapıyor. Var o çocuğun yapabildiği bir şey. Onu bulmalı, keşfetmeli. Ha, onu buldu, keşfetti. Onun üzerine gitmeli. Oğlum canın sağ olsun. Sosyali full yapmışım. Oğlum canın sağ olsun. Türkçen çok iyi. Ya hocam Türkçesi iyi olup da yetmiyor ki, bir yer kazanamaz. Ya evet, çok çok iyi fen liseleri biraz daha yüksek yerden kapatıyor, doğru. Ama ben gözlemlediğimde o tutkusunu bu çocukların lise hayatında, yani tam iyi bir niteliksiz okul diyorlar şimdi. Ben hani o tabiri de çok hoşuma gitmiyor ama niteliksiz tabir edilen okullardan bile çok iyi noktalara geldiklerini gördüm. Hocam fizik dersi benim çok hoşuma gidiyor. İleride büyük bir fizikçi olmak istiyorum diyen bir öğrencim var. Ve gerçekten okul bilincini almış. Her hoca saygıyla babasına, annesine teşekkür ettiklerini, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Ama çocuk hedefini bulmuş ve ilerliyor o noktada. Nobel Fizik Ödülünü kazanmak. Yine çok güzel öğrenciler yetiştirmek istiyor. Bir tanesi Silikon Vadisi'nde Amerika'da çok güzel proje üretmek istiyor, bilgisayar mühendisliği için canla başla çalışıyor. Ve hani fen liselerine geçiyor. Ama bu demek değildir ki yani bu çocuğun hiçbir şeye kabiliyeti yok, bu çocuktan olmaz. Bilelim, anlamaya çalışalım, gözlemleyelim ve ona yönelik yönlendirmelerde bulunalım, teşviklerde bulunalım. Sen de yapabilirsin. İnancını verdiğimiz an o çocuk belli bir noktadan sonra tohumları ağaç haline gördüğü, pıtır pıtır çiçekler açtığını göreceksiniz. Şimdi birisi demiş ki, hocam demiş, çocuk çalışmıyor. Çalışmayan çocuk kazanabilir mi? Bir ortaokul öğrencisiymiş. Kazanabilir mi? Bence zor. Çok zor. Çünkü ortaokulun şu anda ben bakıyorum sınavlara inan Çok lise zor. sınavları gibi yani. Evet. Yani her başarının altında şu ter önemli. Şu emek, azim, çaba, gayret, çalışmak beşlisi çok önemli. Ama bunun da doğru nokta yapılması bizim amacımız. Yani hedef belirleme diye başladık bu yola. Birincisi kendini tanıma. Yani kişi kendini tanımalı. Anne babalar da çocuklarını tanımalı. Ya hocam tanıma nasıl tanıyacağız bunu? Özellikle anne babalar da kendini bir tanımalı. Yani benim zaaflarım neler, iyi yönlerim neler? Ben neyi kendi mesleğimde gerçekten severek yapıyor muyum? Kendi hayatımı gerçekten mutlu bir şekilde devam ettirebiliyor muyum? Bunu yaşıyor, içsel bir yolculuğa çıkmaları gerekir. Bunlar nasıl olacak? Testlerle, kitaplarla ve bazı sistemlerle. Evet. Testler var. Bak. Testler Bak. Testler dedi, kim geldi? Kim demişken. geldi? İyi akşamlar. İyi akşamlar Nasılsınız? Mehmet Ali Hocam. Akşamlar güzel. Hoş Şimdi geldiniz. çocuğun diyor ki anne baba bir hedefi yok, bir hayali yok. Hatta diyor ki ne seçeceğini bilmiyor bu çocuk. Şimdi doğru şekilde hedefi hayali olmayan bir çocuğun başarılı olma şansı yok. Ama hedefini nasıl seçebilecek? Bununla ilgili ne yapılabilir? Talha testlerden bahsediyordu. Bir baktım senin isteğini gördüm orada. Dedim ya testlerin adamı burada. Mehmet Ali Hocam hemen dedim devreye girsin. Evet Mehmet Ali Hocam sen bununla Eyvallah, ilgili çok güzel eyvallah. bir test geliştirmiştin. Evet, Zaten özellikle kişiden yönlendirdin. kendini Mavi tanımasını. bellilerimizi, takipçilerimi çok güzel geri dönüşler aldım. Tala sen de bununla Çok ilgili var teşekkür mı ederim. şeyin? Mehmet Ali Hocam'ın çalışmalarından? Evet, Kırmızı Karıncaları okuduk. Bilinçaltının Gücünü okuduk. İnovatör Beyin kitabını okuduk. Hocam yüzlerce insanın kendini tanımasını, çocukların tanımasına yardımcı olmasını, bu yolu kestirme hale getiren bir test oluşturmuş, bir sentez oluşturmuş. Gerçekten çok da güzel dönükler geliyor. Ben yönlendirdiklerimden de çok teşekkürler aldım. Umarım Ne yine güzel. faydalı olmaya devam ederiz. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hoş Evet Mehmet Ali bulduk. Hocam Teşekkür ederim. sen burada bu testlerde neler yapıyorsun? Kısaca anlatırsan velilerim şeye burada takipçilerimize bir güzel olur. Velilerimiz takip ediyor bizi Tamam. burada. Yani Tamam hocam. çocuklarından bak nasıl keşfedebiliriz yeteneklerini, tutkularını, neye sahip olduklarını nasıl bulabiliriz diyen bunun kaygısını, korkusunu taşıyan çok fazla mesaj alıyorum ben burada. Evet, öncelikle size sonra da bütün izleyicilerimize iyi akşamlar dileyim. Ben böyle biraz hazırlıksız yakalandım. Az sonra saat 21'de de benim bir canlı yayın var. Çocuklarımız nasıl asi olurlar? Onları asilikten kurtaracağız. Deminden beri Asi ama hale keyif... getirmiyorsun değil mi hocam? Yok yok, asilikten çıkartıyoruz. Deminden beri keyifle sizleri izliyordum. Tarlacığım, çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler paylaşıyorsun. Koordinatör de çok iyi sorularla. Valla güzel bir program. Önce bir geleyim selam vereyim çıkayım dedim ama çıkamadım. Top sende kaldı Borçlu hocam. çıktın hocam. Selam verdim, Şimdi borçlu çıktın.
Evet. Olsun olsun. Canınız sağ olsun. Eğer bir katkıda bulunabilirsek izleyeceğimize ne mutlu. Şimdi hocam 25-26 yıl oldu. Biz bu öğretmenliği yapıyoruz ve fizik öğretmenliğiyle başladık. Çocukların en büyük problemi zaten hedef. Hedefi olmayan bir öğrenci dümeni olmayan bir gemidir gibidir. Bir rüzgarla bir tarafa gider, başka bir rüzgarla farklı bir tarafa gidecektir. Öğrenci Taha sen de bilirsin. Ne yapıyor öğrenci? Bir deneme sınavına giriyor, çıkıyor. Hedefi değişiyor. İşte bir derste sıkıntı yaşıyor, hedefi değişiyor. Hedef net olmadığı için çalışmasını ne yapıyor? Hedefine göre belirlemiyor. Aldığı sonuca göre hedef belirliyor. Şimdi öncelikle hocam şurası çok önemli. Çocuklar kendilerini tanımak zorunda, veli de kendini tanımak zorunda. Bu çocuk nasıl bir iş istiyor? Neler yapılabilir? Oturularak mı çalışacak? Yatarak mı çalışacak? Gezerek mi çalışacak? Şimdi hiperaktif bir çocuğu masa başına sen koyamazsın. Yani hiperaktif bir adamı mühendislik veremezsin. Doktor yapıp bütün gün o kapalı binanın ortasında kolay kolay durduramazsın. Ama Bizim hocam şey var hocam hemen söyleyeyim. Bizim bir akrabamız var. Benim teyzemin oğlu. Mirza nasıl Talha? Mümkün değil. Diyor Mirza ki ben diyor benim bak şu dört an duvar arasında diyor bir iş olsa diyor ben çalışmam diyor. 10 kat maaş çalışmaz yine yine mısın? çalışmam diyor. Kesinlikle öyle. Ama mesela hocam şey vardır hani böyle masa başından kalkmayın içe dönük çocuklar vardır. Buna da sen hadi git pazarlamacı yap, iletişim okutursan, işletme okutursan orada sonuç elde edemezsin. Burada veli gerçekten doğru yönlendirmek zorunda. Velimiz yönlendirme ile yönetmenin farkını anlamıyor. Evet, doğru. Veli yönetmeye çalışıyor. Hayır, evren boşluk kabul etmez. Onun Evet. için öğrencilere söylüyorum. Eğer veli yönetmeye başlıyorsa bunun nedeni öğrencinin hedefi net değildir. Hedefi net olan bir öğrencinin önünde dünyalar çekilmeye başlar. Anne baba da karışmaz, öğretmen de. Birinci koşul hocam ne olursa olsun önce biz bu çocukları tanıyacağız. Yani baktığınız zaman öğrenci veli sürekli bana pardon öğretmen veli çocuk ders çalışmıyor kitap okumuyor. Yani ben size şu an bir çocuğun ders çalışmamasının 10 tane sebebini sayayım. Hangisi senin çocuğunda sebep? Yavaş okuyor olması mı? Hafızasının iyi olmaması mı? Dikkat mi? Motivasyon eksikliği mi? Odağı mı farklı yerlerde? Zeka ile ilgili sıkıntısı mı var? Veya zekası farklı yerlerde mi? Kaygısı mı var? Ders çalışmayı mı bilmiyor? Bunların hepsi birer etken hocam. Test çözme tekniklerini bilmemesi bile çocuk mesela birçok veli burada diyor. Benim çocuğum okulda derece yapıyor ama sınavda başaramıyor. Kaygı olabilir. Test çözme tekniğini bilmiyor olabilir. Kendini kontrol edemiyor olabilir. En önemlisi inanmadığı bir hedefi olabilir. Hocam bilinçaltıyla sen daha üstadsın biliyorsun. Doğru. Yani beynimizi öyle bir yere götürüyor ki istiyor görünüyoruz ama inanmıyoruz. İnanmadığın zaman istemenin de bir anlamı kalmıyor. Onun için ben bugün bir Şimdi ben mesela ben soru. yaparım diyor. Tamam mı çocuk? Anne baba sen Evet. yaparsın diyor. Ama iç ses diyor ki yapamazsın tanıyorum ben seni. Hadi Şimdi bu oradan sefer diyor. o iç sesi bastıramadığı için mesela kendisi ben yaparım demesine ailesi yaparsın demesine rağmen o bilinç altındaki o olumsuzluklardan dolayı çocuk başarısız oluyor. Çok önemli bir şey bu. Hocam bugün Evet. ben bir hikaye video attım. Şimdi doktoru arıyoruz. Çocuğun ateşi var diyoruz. Fitili alıyoruz. Gazı var diyoruz. Anasonu arıyoruz. Alışmış anne baba bu şekilde çözüm bulmaya. Şimdi Talha'nın yanına geliyor anne baba. Benim çocuğum ders çalışmıyor ne yapayım? Bir cümleyle bitiremezsin. Hani bir cümle söyleyecek olsan dövün. Sövün. Sevin. Veli bunu bekliyor. Ama bu mümkün değil. Çocuğu önce bir tanıyacağız. Kendimizi Tanıdım. tanıyacağız. Çocuğu nasıl motive edeceğiz? Hocam kendini tanımak da önemli. Çocuğu Tabii ki. tanımak da yetmiyor. Sen kendine göre motive ediyorsun. Sen kendine göre hedef koyuyorsun. Yani ben bir en büyük hatalarını söyleyeceğim ama bir hikayeyle hem anlatayım hem vedalaşayım. Sizin sohbetiniz de çok güzeldi. Bölmeyeyim daha fazla. Babanın bir tanesi eğitime gidiyor. Bir hafta boyunca eğitime gidiyor ve bir haftanın sonunda eğitmen en önde oturan adama bakıyor. Sen diyor bir haftadır not alıyorsun diyor. Ya bana söyle bakalım hiç katılmadın, soru sormadın. Senin hikayen ne diyor? Anlatayım diyor. Benim iki tane oğlum vardı diyor. Ve büyük oğlum ben bilgisayar mühendisi olmak istedim. Büyük oğlum doğduğu gün karar verdim. Benim oğlum bilgisayar mühendisi olacak. Doğduğu günden itibaren uğraştım ve
2 yıl önce benim oğlum Oxford'u dereceyle kazanmış hocam. Yurda yerleştirdim, geldim diyor. Bir ay sonra yurttan bir telefon. Acilen buraya gelin. Baba gidiyor ve orada hocam çocuğun eşyaları veriliyor. Çocuk intihar etmiş maalesef. Oh. Ve bir not. Ben hiçbir zaman ben olamadım. Hocam, turuncu, bak anne babalar, canlar. Ben artık öğrencilerle çalışmayı bırakacağım herhalde. Anne babalarla çalışacağım. Çünkü nereden çıkarsam çıkayım onlara geliyorum. Hocam, turuncu sarıyla kırmızının birleşimidir. Şimdi sarı çıkıp da kardeşim sen benden birleştin, sen benim özelliğimi taşıyacaksın, benim dediğimi yapacaksın diyemez. Kırmızı Dememe. da dönüp de, kırmızı da dönüp de ya sen benden aldın renginin yarısını. Hadi bakalım kırmızı gibi davran da diyemez. Evet. Hocam turuncu farklı bir yer, renktir. İşte çocuklarımız da anneyle babadan oluşuyor ama onlar farklı bir bireydir. Nasıl sarı ve kırmızı dönüp de turuncu oluşturduğu halde hakimiyet kurmak kuramazlarsa anne babalar da buna dikkat etmeliler. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür Tamam. ediyorum. Bu arada Daha şunu önce duydum. Özür dilerim. Mehmet Ali Hocam da 15-16 Ocak'ta. Şimdi hep söylüyorlardı. Hocam evliliklerimizde sıkıntılar var, problemler var. Bu konuda sizden yardım bekliyoruz. 15-16'sında mutlaka çok güzel bir seminer organize ettik. İkişer saatlik. Kesinlikle. İlişkilerinizi check-up'tan geçirme, yeniden gözden geçirme adına her türlü soru ve sorunlarınız için 15-16 Ocak için şimdi bununla ilgili reklamlar dönmeye başlarsa Duyurularımızı da sınırlı sayıda bir yapacağım. yerimiz var. Mutlaka katılın. Eşinizle beraber kaçırmayın bu fırsatı derim. Ve nedenini de ben anlatayım. Canten hocamla telefonla sohbet ederken ya hocam dedim ben bu kadar öğrencilerle uğraşıyorum, motive ediyorum, ediyorum, uğraşıyorum. Evdeki bir kavga çocuğun bütün motivasyonunu bitiriyor. Bütün odağını bitiriyor. Ne yapalım, ne edelim derken Canten Hoca da gel dedi bu anne babaları bir ele alalım. Onlara bir anlatalım. Kendi çözüm sorunlarını çözmeyi öğretelim ki çocuk evde otururken matematik çözerken matematikte problemleri çözerken dışarıda kendi problemlerini çözemeyen anne babanın sesini duymasın. Evet. Çünkü şunu da unutmamak lazım. Gerçekten anne baba arasındaki huzursuzluk ve mutsuzluk çocuğun başarısını etkiliyor. Salada bununla ilgili dünya kadar örnek var. Şimdi anne baba arasındaki o bütün huysuzluk, sıkıntı, problem yaşananlar çocuk sanki etkilenmiyor mu? Tamam bir şey demiyor olabilir ama çok ciddi anlamda bundan etkileniyor. Onun için Hocam sadece evliliklerimizi, ilişkilerimizi güzelleştirmeden çocuklarımıza daha faydalı olamayız. Bunu güzel bir şekilde gözden geçirecek, check-up'tan geçirecek bir program organize ettik. Çok da uzun da değil, kesinlikle. fazla vaktinizi almadan. İnşallah 15-16'sında bununla ilgili zaten şimdi reklamlar çıkmaya başlar. Yerinizi ayırdığınız Evet. sınırlı sayıda bir yerimiz var. Mehmet Ali Hocam'la öyle bir program yaptık. Buradan da duyuralım istedim ben. Harika, çok Evet. teşekkür ederim. Vallahi hocam Evet. kesinlikle çok iyi olacaktır. Ve şunu da eklemek istiyorum. Sadece akademik başarılarına değil, ilerideki evlilik hayatlarında da bugün anneyle babanın çözemediği problemler çocuğa yansıyor. Onun için şimdiden çözeceğiz ki hem akademik hem de hayat başarısı artsın. Hepinize güzel günler diliyorum. Saat 21'de benim canlı yayına da beklerim. Görüşmek üzere. Tamam inşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Evet, gerçekten hocamın çoklu zeka uygulamalarını kendinizi tanımayla alakalı çocuklara ve ailelere de hocam çocuklara yaptı, hoşuma gitti. Ben de kendimi tanımak istiyorum diye talepler bile geliyormuş. Çoklu zeka alakalı güzel bir testi var. Bunu da kendini tanıma adına bilgilerimiz değerlendirebilirler. Kırmızıkarınca.com'daydı hocamın sitesindeki o test. Oradan faydalanabilirler. İçsel yolculukta yine testlerden sonra kitaplar dedik. O anda bu işte gerçekten ya hocam kendimi tanımam lazım. Kendimi tanımak için neler yapabilirim? Bana kitap önerileriniz var mı diye birçok gelenler vardı. Ben Doğan Cüceloğlu hocamı bu noktada tavsiye ediyorum. Baba sen neler tavsiye ediyordun bu içsel yolculukla alakalı? Valla içimizdeki çocuk Doğan Cüceloğlu'nun ondan sonra yetişkin çocuklar yeniden insan insana ondan sonra doğru düşün iyi düşün doğru karar ver olması lazım. Evet. Bu Doğan Hoca'nın özellikle bu kitapları çok güzel o içsel yolculukla Evet. ilgili. Bir de benim yeteneğim, becerim
Niye yönelik? Bu kendinizi keşfedin miydi? Bu şeyi kariyerle ilgili bir kitap vardı sistem yayıncılıktan. Mesela o kitabı da ben çok beğendim. Evet, Yani kendinizi tutkunuzu keşfedin. tutkunuzu keşfedin. Mesela tutkunuzu keşfedin de benim neye yeteneğim var, neye becerim var, hangi konularda daha iyiyim, bunu bulmamız lazım. Şimdi aslında bir kağıt alıp ikiye bölmek lazım. Benim Evet. tutkularım neler? Ben neyi para almasam bile yaparım. Çocukların birçoğu nasıl para kazanırız, nasıl hemen kolay yoldan zengin oluruz diyor ama önce tutkumuzu bulmamız lazım zengin olmak istiyorsak. Ben para almadan dahi neleri yapabilirim? İki, benim yeteneklerim, becerilerim neler? Hangi konuda ben çok yetenekliyim? İnsanlar hangi konuda geliyorlar bana da danışıyorlar? Herkes benim hangi yeteneklerimin olduğunu, hangi becerilerimin olduğunu görüyor, bunu bana söylüyor. Bunu çıkarmamız lazım ve tutkuyla yetenekleri birleştiren işler kurulduğu zaman gerçekten para da kazanılmaya başlıyor. Onun için Güzel. burada çocuklarımızın Mehmet Ali Hoca'nın dediği önemli bir şey vardı. Ben ne istiyorum değil. Bu çocuğun yeteneği, potansiyeli ne? Bu potansiyeli en iyi şekilde onun hayata, topluma, kendisinin mutlu olması adına ne yaparsa mutlu olur, bunu ortaya koymak lazım. Michael Dell vardı mesela. Dell bilgisayarlarının kurucusu, sahibi. Ailesi küçük yaştan itibaren hep doktor olmasını istiyorlar bunu. Tıp fakültesine gitsin, doktor olsun. Tıp fakültesine gidiyor ama okula gitmiyor. 1,5 senenin sonunda ortaya çıkıyor okula gitmediği. Ve bilgisayar toplayıp bilgisayar satmaya, ihalelere girmeye başlamış bile, para bile kazanıyor o işten. Ondan sonra aile paldır küldür korkuyor, geliyor. Ya diyor, sen niye okula gitmedin? Gitmek istemiyorum ama sen tıpı kazandın. Bak herkes doktor olmak istiyor. Tamam da ben olmak istemiyorum. Siz olmak istediğiniz için ben gittim ama ben artık olmak istemiyorum. Ben zaten işimi kurdum diyor. Ve ailesi bir bakıyor ki gerçekten çocuk istemiyor. Bilgisayara tutkusu var. Ve önünden çekiliyor. Adam daha sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Ailesinin hatırı için, ailesinin gönlü olsun diye doktor olamadım diyor. Bari doktorlar yetiştireyim. Üniversite kuruyor, tıp üniversitesi. Tamamen doktor yetiştiriyor. Aldığı, kazandığı paraların bir bölümüyle adam özel tıpla ilgili üniversite kuruyor. Yani sonuçta Evet. çocuklarımızın yeteneği neler, istekleri neler, becerileri neler? Bunları görüp, biraz onları dinleyip, anlamaya çalışıp, onlarla bağ kurup, o konuda önlerini açmaya çalışmamız gerekiyor anne babalar olarak. Bunun ne kadar farkındayız? Güzel. Çok güzel bir örnekti. Bu noktadan yine Ennegram çok güzel bir sistem. Kendini tanıma, dokuzlu mizaç sistemi. Bununla alakalı da yine İsmail Acarkan hocamlar, Abdurrahim Hoca, Abdülrezzak Hoca yine çok faydalı içerikler üretiyorlar. Takip edilebilir. Çoklu zeka uygulamaları Mehmet Ali Hoca'dan bahsetmiştik. SWOT analizi çok basittir ama çok etkilidir. Öğrencilerime yaptırıyorum. Güzel faydalı olduğu dönükleri alıyorum. Kağıdı dörde bölüyorsunuz. Sağ üst köşeye güçlü yönlerim neler? Öğrencinin güçlü yönlerim neler diye çıkarması lazım. Sol üst köşeye zayıf yönlerim neler? Bunu çıkarması lazım. Sağ sayfanın ortasına fırsatlarım neler? Şimdi ben diyelim Manisa'da yaşıyorum. Babamın üzümleri var, üzüm bağları var. Ben ne yaparım? Ya ben bu üzümle alakalı, ticaretle alakalı düşünürsem mantıklı olur, fırsatımdır bu benim. Ya babam eğitimcidir, kitlelere konuşmayı seviyordur, gençlerin yoluna açmayı seviyordur. Eğitimle alakalı konuşmak benim için bir fırsattır. Ve diğer sol alt köşeyi de, zayıf yönlerinin altına da engellerim neler? Bunları çıkarmak da çok etkili oluyor. Engellerim neler? Adam atıyorum çok 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 kısa boyludur, 1,30'dur. Basketbolcu olmak istiyordur. Onun için bir engel olur. Ha, imkansız değildir. Hiçbir öğrencime hiçbir zaman imkansız demedim. Ama zor mudur? Zordur. Daha Bu zor mudur? Daha zordur. NBA'de Bunlar bir gerçek. NBA'de 1,65 boy. Bak 1,65. Ben 1,74 boyundayım. Boyu 1,65. Evet. NBA'de en büyük hayali basketçi olmak. Ve kendinden şimdi basket oynadığı insanların birçoğu kendinden 40 santim daha uzun ya. 40 santim. Ve bu hayali ve gerçekleştiriyor. Ve benim diyor en büyük dezavantajım neydi? Boyumun kısa olması ama diyor bu benim en büyük avantajımdı. Neden? Kısa olduğum için diyor topları hemen çalıyordum ben onlardan diyor. Ve gerçekten Çok çabuk. o boyuyla NBA'de oynayan sıra dışı bir oyuncu var. Şimdi adı aklıma gelmedi benim. Başarı hikayeleri okuduğumda çok etkilenmiştim ondan. Onun için imkansız diye bir şey yok. Evet. Çocuğumuzun Türkiye'de hayali bir hedefi boyun. neyse hayali hedefi konusunda biz çekilelim. Ve elimizden geldiğince rehberlik yapmaya, anlamaya çalışmaya, destek olmaya çalışalım.
Evet. Bir diğer yine bununla alakalı, o zaman hedef belirlemek için de doğru teknikleri de bilmemiz lazım. Bununla alakalı bazı çıkardığım teknikler vardı. Ondan da bahsedeyim. Bir diğeri Mehmet Ali Hocam da geldiğinde bahsetmişti. Bilinçaltına doğru telkinlenme. Ya yani o hedefi bulduktan sonra veya bulma yolunda neler yapabiliriz diye. Ben onunla alakalı bir telkin hazırlamıştım. Şimdi bir Onu dakika o paylaşmak şeyi istiyorum. söyleyelim. Diyor ki bu siteler neydi diyor. Kırmızı Karınca Mehmet Ali Hocam'ın değil mi? Kırmızı karınca, kırmızıkarınca.com. Kırmızıkarınca.com. Diğeri de ennegramtesti.net diye girilebilir. Ennegram diye Google'da arayabilirsiniz. Ennegramın testleri var arkadaşlar. Evet. Kişiliğin Ücretsiz test zaten testini de Enneagram testleri. kullanabilirsiniz. Yine rehberlik araştırma merkezlerinden yardım alabilirler. Bulundukları ilçeden ücretsiz olarak oranın rehber öğretmenleri gerçekten ne güzel çalışmalar yapabiliyor. Holland Meslek Envanterleri testi, Abkö Akademik Başarı Kendini Tanıma Envanterleri gibi birçok envanterler var. Rehberlik araştırma merkezinden de faydalanabilirler. Ama Mehmet epey kafa yormuş. Ekip olarak çalışmışlar. O da çok faydalı olacaktır. Tamam, sen bir devam et oğlum. Devam edeyim. O tekniklerden bahsediyordum. Bilinçaltını programlama adına doğru telkin. Bu doğru telkini de yakalayabilmek lazım. Ben de onunla alakalı bazı çalışmalar yapmıştım. Abdullah Canites hocamızın bazı videolarını izlemiştim. Yine Doktor Joseph Murphy Bilinçaltının Gücü kitabının da muhakkak her velimiz, her lise seviyesi öğrencisi de okuyabilir. Lise seviyesi öğrencimizin, üniversite seviyesi öğrencilerimizin okumasını şiddetle tavsiye ederim. Onun telkinini hazırlamıştım, onu paylaşıyorum. Hedefime ulaşmak için düzenli çalışıyorum. Her gün her açıdan daha iyi gidiyorum. Hedefime ulaşma yolunda hedefim ile meşgul olurken vicdanımın rahatladığını, ruhumun ferahladığını, içimin açıldığını hissediyorum. Zihnimin geliştiğini, hafızamın açıldığını, zekamın arttığına şahit oluyorum. Ben gayretliyim, ben gayretli olduğumu biliyor ve inanıyorum. Hedeflerimi gerçekleştirme adına dosdoğru çalışmam gerektiğini kabul ediyorum. İdealist bir genç olarak hedeflerim uğrunda çalışmaktan onur duyuyorum. Hocalarım ve arkadaşlarım ile işbirliği halinde en önemli görevime konsantre olup odaklanıyorum. En iyi şekilde hedefime adım adım ilerlediğim için kendime teşekkür ediyorum diye böyle bir telkin gerçekten doğru hedefi bulan öğrencilerimize bir kamçı olur. Bulamayanlar da bulma yolunda bir teşvikçi olur. Ama muhakkak arayan bulur demiş büyüklerimiz. Bulacaklardır, aramaya devam etsinler. Biz de doğru tekniklerle yardımcı olmaya devam edelim. Hedeflerimizi yazarken de pozitif, şuna ulaşmalıyım, şunu yapmamalıyım, olumsuz olarak değil de üniversite sınavına mezuna kalmamalıyım değil de üniversiteden Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazanmalıyım. Olumlu, pozitif hedefler, pozitif telkinler bilinçaltında, beyinde daha yapıcı yer buluyor. Diğeri şimdiki zaman. Yapıyorum, ediyorum, şimdiden çalışıyorum, o yolda olduğumu hissediyorum gibi şimdiki zaman ekleri çok etkili olacaktır. Bir diğeri de kişisel perspektiften. Yani evet, adam da işe yaramış ama bende yaramayabilir. Yani veyahut işte bana özel olmalı. Herkes tıp okuyabilir ama benden mühendis olur. Evet, herkes mühendis okuyabilir ama benden mimar olur. Benden rehber öğretmeni olur deyip garantiye değil de ben gerçekten neyi iyi yaparım? Öğrencilerimden şu dönüt de çok geliyor. Hocam o mesleği yapıp da işsiz mi kalalım? Ya diyorum ki diyelim mimarlıkla alakalı. Evet, şu an inşaatla alakalı ülkemiz gerçekten zor günlerden geçiyor. Demir fiyatları, farklı faktörler var. Ama Mimar Sinan bugün Türkiye'de olsaydı maalesef bazı rehber öğretmenleri veyahut bazı ailelerin kurbanı olarak tıpa gönderilebilirdi. Ama o Mimar Sinan, o Selimiye, Süleymaniye ortaya çıkmayabilirdi. Onun için diyorum ki öğrencime, sen mimarlık fakültesini kazandın. Bir işe girdiğin ilk sene bir mimarlık ofisi bulup ben sizin yanınızda ücretsiz olarak çalışmaya talibim. Bana 1 lira vermeseniz bile ben burada çay taşımaya, burada yerleri silmeye bile hazırım deyip çalışsanız daha sonra oradaki ustalardan, mimarlardan faydalansınız. 1, 2, 3, 4 yıl sonra sizce sizin dürüstlüğünüz, çalışkanlığınız ve gerçekten o işi severek yaptıktan sonra, oraya kattıklarınızdan sonra sizi o iş yeri sahibinin, sizi o işte tutma oranı yüzde kaç olur diyorum. Öğrenciler %100 olur hocam diyor. Evet, %100 olur. Aynısını öğretmenlik isteyen, özellikle ataması zor olan biyoloji, tarih, coğrafya öğretmenliği için de söylüyorum ama şu da bir gerçek, tembeliz. Yani hani evet, çalışmak, üniversite hayatında gayret etmek, onlar bir sahi gayret istiyor ama
kafelerde gezmek veya işte arkadaşlarla günü gün etmek kısa vadede tatlı geliyor olabilir ama uzun vadede sancılar ortaya çıkmış oluyor. Onun için anne babalara da tavsiyem ortaokul yaşlarında 5. 6. 7. sınıf yaşlarında çocuklarını yönlendirmeleri kabiliyetlerine göre işlerde çalıştırmalarını tavsiye ediyorum. Hem sorumluluk becerilerini kazanmaları adına hem de beceri odaklı hayatlarına o altın bileziği takma adına çok kıymetli olacaktır. Yine bir lahmacuncu olabilir, dondurmacı olabilir, tatlıcı olabilir. Bu tür meslek, beceri, özellikle kabiliyetleri, ilgileri de varsa belki de hayatları boyunca çocuk oradan yürüyüp devam edecek. Ve belki de Manisa'nın, belki de Türkiye'nin en iyi meslek erbabı kuyumcusu olacak. Bunu da bilemeyiz ama küçük yaştan çocukları doğru noktalarda teşvik etmek önemli. İşlerde çalıştırmak da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de hedef 101 tekniği. Bu da Abdullah Canites Hoca'nın Neuro-EFT yönteminde bir yöntemi. Öncelikle hedefle alakalı olabilecek her türlü engeli bir kağıda yazdırıyorlar. Ortalama Önce 10-15 bir tane. tersten yaklaşıyorsun, değil mi? Önce bir tersten. Evet, hayalini, hedefini bulmuş kişi, yani yazıyorsunuz. Öncelikle olmazları yazdır diyor. Yazdır diyor, yazdır diyor, yazdır diyor. Şimdi birer birer bunlara çözümler bulun diyor. Çözümler bulun, çözümler bulun, çözümler bulun. Çözülmesi gereken düğümler olarak da düşünebilirsiniz. Çözüldükçe açılıyor. Çözüldükçe açılıyor. Çözüldükçe açılıyor. Yine bununla alakalı da çok güzel geri dönükler geldiği, hedeflerine ulaşan mutlu insanlar ortaya çıktığı gözükmüş. Ve bir de destek almaktan da çekinmemek lazım. Yani hakikaten seni çok seven bir akraban olabilir. Seni çok seven bir öğretmenin olabilir. Seni çok seven mahalleden bir abin ablan olabilir. Esnaf büyüğün olabilir. Danışmak, fikir almak lazım. Ki bununla alakalı yine Mehmet Ali Hocam gibi, Abdülkadir Özbek abiler gibi, yani hocamlar gibi çok kıymetli hocalar da var. Yani onların ürettiği sistemler, yine keza babamın videoları gibi, insanlara yol açan, yol çizen doğru üstadlardan, hocalardan, koçlardan, eğitimlerden faydalanmak bu süreci daha da kestirme hale getirecektir. Yine engeller ve fırsatlar etkinliği var. En büyük 3 fırsat. Benim hedefime götürecek en büyük 3 fırsat nedir? Bunu çıkarmak lazım. Bunu bana kazandıracak kişilerle konuşmam lazım. Ama işin bir diğer tarafı da en büyük 3 engel ne? Bunu da çıkarmak lazım. Ya yani olumsuz da bir kenara atmamak lazım. Ben biraz mesela genelde oluruna bakarım işim. Dayı mesela olmazına bakar. Ama ikisini de dinlemek lazım. Olur diyenler ne diyor, olmaz diyenler ne diyor. Ama 3 büyük fırsat, 3 büyük engel. Evet. Hedefine giden yolda toz pembe olmayacak yani. Kolay bir şekilde ben güle oynaya gitmeyeceğim. Zorlanma olacak. Ama işin güzel tarafı şu. Ben o işi seviyorum. Sevdiğim zaman onun gülü seren dikene katlanır bir insan. Sevdiğim zaman zorluğu bile bana tatlı gelecek. Beni geliştireceğimi hissedeceğim ve o beni olgunlaştırıp pişirecek. Ve zaten o hedef paha biçilemez olmuş oluyor. Güzel. Şimdi şeyi sormuşlar, kitabın adına. Bilinçaltının gücü Doktor Joseph Murphy. Kitabın adı bu. Evet. Siteyi de ennegramtesti.net olması lazım arkadaşlar. Ennegram testi diye girin. Zannediyorum çıkıyor, yani ennegram testi net diye hatırlıyorum ben. Tam olarak bilmiyorum. Mehmet Ali Evet. hocamın şeyi de kırmızıkarınca.com herhalde. Evet, kırmızı Kırmızıkarınca.com. karınca. Google'a kırmızı karınca yazdıktan çıkıyor. Şimdi şunu söylemiş velimizin birisi. Hocam diyor, öğretmenleriyle görüşüyorum. Hiçbir derste istekli olmadığını söylediler. Ben buna çok üzülüyorum. Ne yapmam gerekiyor diyor. Yani okula gidiyorum. Tüm öğretmenler, hiç kimse bu çocuğun hiçbir derste iyi olmadığını söylüyormuş. Yani ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Allah bir insanı yarattıysa mutlaka bu çocuğun mutlaka bir yeteneği, bir becerisi var. Var. Dünyaya hepimizin bir gönderiliş gayemiz var. Allah beni boşu boşuna yaratmaz ki ya. Yarattığına göre benim bu dünyaya bir gönderiliş gayem var. Acaba ne bu? Yani anne babanın görevi bu çocuğun bu dünyaya gönderiliş gayesi nedir ya? Benim bu dünyaya gönderiliş gayem nedir diye bizlerin bunun aramamız lazım. Çünkü yani özgüven diyorlar, yani özgüven işte şöyle olsun böyle olsun. Özgüven aslında farkında olmadığımız bir şekilde şudur. Özünü verene güven. Yani beni Allah yarattığına göre mutlaka bende bir cevher var, bir hazine var. Nedir bu hazine? Yani benim bu oğlum, benim bu kızım mutlaka bunun güzel bir yönü var. Nedir acaba bu? Biz buna yoğunlaşmamız lazım. Okullardaki öğretmenlerimiz çocuklarımızın güzel yönlerini ortaya çıkarmalı.
Bunu bulmaya çalışmalı. Hep biz eksiklere yoğunlaşıyoruz. Eksiğini gidermeye, eksiğini yakalamaya, eksiğini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu sefer kendinde olan yeteneğin, becerinin, gücün farkına varmıyoruz. Andrew Carnegie var. Beraber çalıştığı 21 tane, beraber çalıştığının altında çalışan insanlardan 21 tane milyon dolarlık adam çıkarıyor ya. Bak, kendi beraber çalıştığı insanlar altındakilerden 21 tane milyon dolarlık adam çıkarıyor. Diyorlar ki bunu nasıl başardın sen? Nasıl böyle bir bu kadar zeki, potansiyeli olan, bu kadar zengin insanları nasıl bir araya getirdin? Diyor ki ben beraber çalıştığım her insanın eksiklerine, kusurlarına değil, yapabildiği güzellikleri bulurum, onları ararım ve onları ortaya çıkarmaya çalışırım. Ben bir altın avcısıyım. Altını ararken nasıl siz kumu, çakılı, pisliği atarsınız, sadece altına yoğunlaşırsınız. Ben de bu insanların içindeki güzelliklere yoğunlaşıyorum. Ve o güzellikleri ortaya çıkardıkça da o insanların güzelliklerin daha da büyüdüğünü, daha da göz alıcı hale geldiğini görüyorum. Belki de oğlumuz, kızımız okuldaki öğretmen tarafından bir hazine ama farkında değil, o güzelliklere yoğunlaşılmadığı için. Belki de kendi çocuğumuz bir hazine ama biz ondaki güzellikleri aramadığımız, bulamadığımız, göremediğimiz için biz onun hazine olduğunun farkında değiliz. Ama önce ondaki güzellikler, artılar, Allah bunu niye gönderdi bu dünyaya, ne yapabilir, bunun gönderiliş amacı, gayesi nedir diye bence bu gözle bakıp araştırmalara başlamamız lazım. O gözle bakarsak çok güzel şeyler yakalayacağımızı düşünüyorum çocuklarımızda. Her insan mücevher dağıdır. İçindeki cevheri keşfet demiş Hazreti Mevlana. Komşumuz Engin abi de o çocuğu anaokuluna gidiyor. Psikomotor becerileri düşük. Şikayet etmişler. Ama hocam müthiş derecede hafızası var. Bir söylediğini ikiletmiyor. Tak sana cevap veriyor. Tak ikincisini bir daha söylüyor. Tak ezberliyor diyor. Yani doğru noktaya dediğin gibi odaklanırsa veliler bulacaklardır. Evet öğretmenler belli bir kalıba girmiş. Öğrenciyi severler. Basit öğrenciler kolaydır. İdare etmesi kolaydır ama kalıba sığmayan öğrencilerden de aslında cevher çıkabileceğini araştırmalar ortaya koyuyor ve doğru örnekler de var. Yani birçok bilim adamı okuldan yarı dönemde kalmış, sıkışmış ve daha iyi etkenler ortaya koyabilmiş. Jim Kibik mesela Sınırsız kitabını da muhakkak tavsiye ediyorum. Bu biraz kitap önerisi yayını gibi de oldu ama doğru kitaplarla da o hedef belirleyip ateşlemeyi sağlayabiliyorlar. Yine Tabii uyanın ve hayal kurun istiyorum. mesela o Jim Quick'in Sınırsız kitabı ben okumuştum, çok beğendim. Ben o konuda sana da önerdiğimde sen de hemen okudun bir çırpıda. Gördün yani, beyin özürlü, öğrenemez. Bu çocuktan hiçbir şey olmaz. Sınıfından, bakın sınıfından değil. 3 sınıf, 4. sınıfa gelmiş. 4. sınıfında giden çocuklara nazaran 1. sınıfa giden gibi Jim Quick. Yani 3 sene geriden geliyor arkadaşlarından. Şimdi zeka özürlü, engelli gözüyle bakıyorlar buna. Şimdi hafızası hiç almıyor, hiçbir dersi anlamıyor. Okuyor okuyor hiçbir şey anlamıyor. Şimdi boşu boşuna okula gönderiyorum gözüyle bakıyorlar. Zeka özürlü bir insandan zeka koçu, ondan sonra hafıza koçu, ondan birçok şu anda ünlüye hafızalarını daha verimli kullanmaları adına bireysel koçluk yapan bir insan haline geliyor. Şimdi olmaz diye bir şey yok. Ve Yok. beynin gelişmesiyle ilgili öyle güzel araştırmalar o Sınırsız kitabında ortaya koymuş ki beynin kendini geliştirme, yenileme ve ilerletme boyutlu acayip bir potansiyeli var. Hatta beynin yarısı hasar alsa bile, bakın tahrip olmuş, yaralanmış, kaza geçirmiş, hasar almış. Yani öyle bir özelliği varmış ki eğer çalıştırılırsa, yoğun bir şekilde kullanılırsa, egzersiz yapılırsa beynin o sorunlu bölgesinin yeniden iyileştirilebileceği, yeniden iyileşeceği, yeniden kendini tedavi edeceği ile ilgili müthiş araştırmalar vardı o kitapta. Yani onun için engel yok aslında. Yok. Engeller bizim bakış açılarımızda. Güzel. İstedikten sonra, çocuklarımızdaki o hazineyi gördükten sonra, ondaki yetersizlikleri değil, ondaki tutkuyu, beceriyi yakalayabildikten sonra bence çok güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Düşün. Yine Edward Berfield'ın uzun süreli perspektifle alakalı 50 senelik bir araştırması var. Adam da gerçekten bu araştırma yapmayı hedef koymuş kendine. Harvard Üniversitesi'ni yapmış. 50 sene başarılı insanları incelemiş. Aile, eğitim, ilişkilerden daha önemli bir mesele bulmuş. O da uzun süreli perspektif, hedef koymak. Yani bunların hayatta 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik hedefler koyup ilerlemesiyle birlikte çok daha güzel noktalara geldiği,
Yine ekonomik meselelerde de olsun, sosyopolitikal meselelerde de olsun daha yüksek mesafeye çıktıkları görülmüş. O noktadan da yine uzun süre perspektifle alakalı Kemal Şahin iş adamı Torosların Dağ köyünde doğmuş. Devlet bursuyla hancı okuyabilmiş. Daha sonra yurt dışına Almanya'ya çıkmış yine ek burslarla. Türkiye, Amerika, Avrupa'da şirketler kurup milyar dolarlık bir seviyeye gelmiş. 97'de de Almanya yılın iş adamı, 98'de Avrupa onur girişimcisi. Bakın oraya kaldım, bu benim için yeter demiyor. Bir adım ötesine. Ama bunun altında ne yatar diye sorulunca küçük yaşta ben daha ilkokuldayken hep hedefler koydum. Başardıktan sonra bir adım öteye götürdüm. Başardıktan sonra yine hedef, yine hedef, yine hedef. Bence her insan hedef koyup daha ötesini götürmeli. Evet, orada da basit adımları da küçük görmemek lazım. Psikolojide o önemlidir. Küçük adımlar büyük sonuçlara yol açabilir. Küçük değişimler büyük sonuçlara yol açabilir ve açıyor. Yani biri küçük görmeyelim demiş büyüklerimiz. Biri yan yana koyunca 11, bir daha yana koyunca 111, bir daha koyunca 1111 oluyor. Yani orada sen hedefinle alakalı bir arkadaşınla tanışırsın, ufak bir proje yaparsın. Mesela iyi bir noktaya gelirsin. Daha sonra yerel düzeyde bir yerlere gelirsin. Daha sonra ulusal düzeyde bir yere gelirsin, gelirsin, gelirsin derken daha nerelere gitmişsin? Kendin bile buna inanamaz, şaşırırsın. Ama yeter ki o tutkumuzu bulalım. Ve o noktadan da elimizden geleni yapalım. Ama zaten şu önemli, Osmanlı medreselerinin kapısına da yazan, Enderun Mektebi'nin kapısına da yazan, burada balığa uçmak, kuşa yüzmek öğretilmez. Ya yani çocuğumuz kuş mu, uçmak mı istiyor, onu keşfedelim. Balık mı, yüzmek mi istiyor, onu keşfedelim. Onu bulduktan sonra zaten adım adım ilerleyecek. Ondan yani hiç şüphemiz kalmasın. Ama maalesef bu ön yargıları da bir kenara koyabilmemiz lazım. Yani o meslekten bir şey olmaz. Bununla alakalı da bir şey anlatmak istiyorum babam. Bizim kimya hocası anlatmıştı. Çok sevdiğim bir hocam. Dedi ki bizim arkadaş çevremiz vardı. 5 kişilik arkadaş grubumuz. Bir tanesi tutturdu. Ben su ürünleri okuyacağım. Dalga geçtik su ürünleri. Git çamurda oyna. İşsiz kalacaksın. Yani sen şimdiden para biriktirmeye başla. Yarın bak ekmek alacak paran kalmaz falan filan. Şimdi üstünden 10 sene geçti. Balık çiftliği kurdu arkadaş. 4 arkadaşımızın maaşının toplamından daha fazla maaşı var. Balık çiftliği kurmuş ve bizi ara sıra borca sıkıştığımızda bize yardım ediyor diyor. Ya, o noktada gerçekten tutkusunu erken yaşta bunu keşfedenler ya daha ikinci sınıfta, üniversite üçüncü sınıfta para kazanmaya başlıyor. Ve gençlerimizi anlamak lazım. Onlar gerçekten teknolojiden, bilişimden üst düzey anladıkları için ya belki de bir fotoğrafla, bir kesme programıyla, yine bu Photoshop'larla yine çıkan yeni yazılımlarla beraber kestirme yoldan para kazanmanın yollarını mesleklere gitmeye çalışıyorlar. Becerini artık kağıttan, diplomadan daha önemli olduğu bir zamana gidiyoruz. Onun için onlara bunlar olmaz, şöyle bir şey olmaz, oradan gidemezsin değil de bir dinleyelim. Sadece bir dinleyelim yani. Ve hakikaten çocuklar şuna da aç. Oğlum yapabilirsin, ben senin yanındayım. O noktadan babama teşekkür ediyorum. Yani hangi projesinde neyle gitsem hep dinlemiştir. Sabırla dinlemiştir. Ben de notlar almışımdır. Olur olmaz. Onun artısını eksisini yine değerlendirmişizdir ama hep dinlemiştir yani. Dinleyen anne baba olalım. Yani yarın babam benim karşımda olur denmesin. Yine çalıştığım müdür kurumda ortaokul müdürü Samet Hocam çok iyi futbol oynuyormuş. O da Manisa Belediyespor'un artık ilk 11'inde oynuyormuş. Aynı senede üniversite sınavına girmiş. İstediği bölüm PDR'de kazanmış. A takıma çıkma fırsatında yanına gelmiş. Babası tamam artık futbol hayatım bitti. Direkt şeye git. Üniversiteye git demiş. Hocam gittim. Bölümü de seviyorum. İşimden şikayetçi değilim ama hep içimde o bir tık kaldı. Acaba futbolcu olur muydum? Çok da iyi gidiyordum. Bir sene dondurmama izin verseydi ve ben bir sene boyunca da idmanlara, o tutkuma üzerine gitseydim belki şu an futbolcuydum. Ben şikayetçi değilim. Halim iyi ama hep içimde kaldı. Onun için belki bizim içimizde de bazı şeyler kalmış olabilir. Çocuklarınızın içinde kalmaz. Bir dinleyelim. Bir tartalım. Evet hani onların gerçekten tutkusunu, arzusunu gördüğümüz anda da babam benim yanımda, annem benim yanımda, öğretmenim benim yanımda, onların güzel dilekleri benimle. Olabilir, olmayabilir. Olmayabilir, evet bu da bir gerçek ama muhakkak o olmazsa başka bir şekilde, başka bir yolla o tutku, o cevheri ortaya çıkaracak zaten. Bunu da bir bilmek lazım. Ama %99 ihtimal diyorum ben, güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Evet, şu anda şeyi soruyorlar. En son o söylediğimiz kitap Sınırsız kitabıydı. Jim Quick'in Sınırsız kitabı. Ne yayınlarıydı? Koridor yayınları mıydı? Bilmiyorum ama bulursunuz. Yani Jim Quick Sınırsız kitabı.
Ondan sonra Bilinçaltının Gücü, Doktor Joseph Murphy'nin. Başka hangi kitapları söyledik falan? İnanın ve hayal kurun. Uyanın ve hayal kurun. Hayalleri olanlar asla uyumazlar. Pet Hetme Metheny. City. Evet. Aslında Pet konuşmuşken bundan değinmek lazım. Uyanan gençler, yaşayan gençlik vakfını kurup birçok insana hedef kazandıran, mitingler, seminerler veren bir adam Pet City. Kendi de çok zor çocukluk yıllarından geçiyor. Babası alkol bağımlısı, ailesi dağınık ama Pet City hayal kurmanın önemini kendi hayatında görmüş, tutkusunu keşfetmiş ve binlerce insanın da tutkusunu keşfetmesine yol açıp alkoliklerden, daha sonra hapishaneye düşmüş insanlardan, boşlukta kalan birçok insanın hayalini tutkusuna kavuşup çok daha iyi noktalara kazanması için Avustralya'da ve dünyanın her yerinde eğitimler yapıp birçok noktaya getirmesini sağlamış. Onun için hedef belirlemekten başlamak lazım. Ben ümit varım, gençlerime inanıyorum. Doğru hedefleri bulup, cevherlerini ortaya çıkarıp günden güne bizi daha iyi götürecek, daha iyi günlere götüreceklerine ve hakikaten birçok şeyin hızlandığı bu dijital ortamda da bir gencimiz çok şeye de bedel de olabilir. Geçen gün yine gördüğüm, çok mutlu olduğum bir haber. Peak Games diye 26 tane gencin yaş ortalaması da 24 olan Koç Holding'e bedel bir fiyata Amerika'ya satmışlar. Kendi kurdukları firmaları. Yazılım üzerine. Yani Güzel. kalıpları kalktığı bir dönemdeyiz. Ya benim oğlumdan ne olur, şu çocuktan ne olur, bizden ne olur da demeyelim. Yapabilirim. Yeter ki ben tutkuluyum, peşine düşeyim, canı gönülden isteyeyim. Anne babalar da dualarıyla, destekleriyle kuvvet versinler. Ben çift kanatlı olup çok daha güzel günlere gideceğimize inanıyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu hedeflerimizin genişliğini daha da arttırmamız lazım. Sadece dünya hayatına yönelik kalırsa bir noktaya kadar tıkanmış oluyor. Hedeflerimiz fayda odaklı olmalı. Yani muhakkak insanlara bir faydam olmalı. Benim insanlara bir faydam olsun. Ve bir diğer ötesi de çift kanatlı olmaktan bahsetmiştik. Evet, dünya hayatı, akademik başarılar, yeteneklerimizi, dünyada mesleğimizi doğru noktalara kullanmak çok önemli. Ama bir diğer mesele de ölümden sonrasına da bakmalı. Geçen bir öğrencimin babası rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Ama onunla beraber birçok öğrencime de ders verdim. Yani tahta boyunca, hatta oda boyunca 9'lar yazalım. 9, 9, 9, 9, çarpı 9, çarpı 9, çarpı 9. Ama en son yanına çarpı 0 koyalım. Sonuç 0 eder. Onun için yaptığımız işlerin de muhakkak sonsuzla, bakiyle, ahiretle, Allah rızası ile bağlantı kuralım ki o yaptıklarımızın her biri, her bir attığımız adım da ibadet yerine geçsin. Bu da müthiş bir içsel motivasyondur. Evet. Şimdi birisi demiş burada, anne dinliyor, baba dinlemiyorsa çocuklar bunun çocuklara nasıl anlatmalıyız diyor. Şimdi şunu düşünmek lazım. Tek kürekle ben kayık çekiyorum. Şimdi küreğin birisini anne çekiyorsa birisini baba çekmeli. Yoksa o kayık dönüp duruyor. Onun için annelerin, babaların beraber aynı şekilde çocuğa aynı şeyleri söylemesi çok önemli. Yani birisi bir şey derken birisi başka bir şey diyorsa olmaz. Onun için bir de yani bizim kendi aramızda huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuzdan da çocuklarımız etkileniyor. Onun için önce bizim ilişkilerimizi güzelleştirmemiz lazım. Şimdi anneler gayret ediyor, görüyorum ben. Ama aynı gayretin bir kısmını babalardan da görmek istiyorum ben. Onun için biz bunu gördük, eksiklik. Ben de çok bu tarzda programlar da yapmıyorum ama Mehmet Ali Hocam dedik, vallahi hocam dedi, çocuklarda değil anne babalarda müthiş eksiklikler var, aralarında sorunlar var ve evlilikleri, ilişkileriyle ilgili de sıkıntılar var dedi. İlla ne olur bir seminer açalım dedi, bununla ilgili bir program yapalım. İşte o noktada bir fırsat, bakın eşinizi ikna edin, beraber gelin 15-16'sında Mehmet Ali Hocam'la 2 saat ben 2 saat o, tamamen evliliklerinizi, ilişkilerinizi gözden geçirecek, daha iyi olması adına nelere dikkat etmeniz gerektiğini ortaya koyacak güzel bir program. Orada testler de hazırladım ben. Önce bir durumunuzu tespit ederiz. Eksiklerinizi görürüz. O konuda birebir orada Zoom üzerinden böyle bir eğitimimiz var. Şimdiden duyuruyorum size. Bununla ilgili de işte görselleri yayınladığımızda bir an önce, sınırlı bir sayıda, çünkü orada elimizden geldiğince her çiftle ilgilenmeye çalışacağım. Onun için sınırlı sayıda bir kitlemiz olacak. Onu da orada da yer almaya çalışın derim. Teşekkür ediyorum Talha. Çok güzel oldu. Gerçekten ben çok keyif aldım. Güzel Ben şeyler öğrendim. Çok güzel notlar çıkarmışsın. En memnun kaldım. Çok fazla daha sorular var. Daha cevaplayamadıklarımız var. Ama inşallah, bence baba oğul videolarını
yoğunluktan dolayı yapamıyorduk ama bence canlı yayınları her pazartesi oturtalım derim. Ne diyorsun? Her pazartesi canlı yayında bu şekilde sorulara cevaplar verelim. Bir konu belirleyelim. O konu üzerinde de düşünelim. Beraber düşündüklerimizi ifade edelim istiyorum. Şu benim hoşuma gidiyor. Anne babalar gerçekten çok şefkatli, çok iyi niyetli. Evet, yani çocukların üzerinde ağır bir yük olduğunu farkındalar. Taşın altına ellerini koymak istiyorlar ama bazen bilmeden de olsa diyorum ben öğrencilerime veya anne babalarla bazen yüz yüze geldiğimde velilerimle üstten bastırabiliyorlar. O baskı veya farklı yöntemleri bilmediğinden dolayı. O noktadan faydalı olmak, evet bazen dediğimiz gibi ufak bir dokunuş, ufak bir yöntem belki bir çocuğun kurtuluşuna, o cevheri çıkarmasına yardımcı olacak. Bu noktadan ben de elimden geleni yapmak için taşı altına elimi koyanlardan olmak isterim. Olur yani babam elimden geldiğince destek olmak, canlı yayınlar yapmak, yine faydalı videolar çekme adına elimizden geleni biz de yapalım. Evet, seminer nerede olacak diyorlar. Seminer Zoom üzerinden olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu yayını kapatınca bununla ilgili bir görsel yayınlayayım. Orada telefon numarası var. Telefon numarasından arayın. Bir an önce kaydınızı yaptırın. 15-16'sında da seminerimize eşinizle beraber mutlaka katılın. Hayatınızda birçok şeyi gözden geçirme fırsatı olur. Bir yenilenme fırsatı olur. Biz mutlu ve huzursuzken, biz mutsuz ve huzursuzken çocuklarımıza faydalı olmamız o kadar zor. Yani bunu da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Stresle ilgili çok soru var Talha. Ondan sonra dikkat dağınıklığı ile ilgili çok soru var Talha. Güzel konular. Bu konuda da ayrı bir yayın mutlaka yapalım. Tamam mı? Yapın. Olmazsa haftaya bunları da ele alalım. Hocam o kitap isimleri diyor. Bir daha istiyorlar Talha. Evet. Sınırsız. Jim Quick'in Sınırsız kitabı, Evet. Bilinçaltının Gücü, Doktor Joseph Uyanın Murphy'nin, Uyanın ve Hayal Kurun, Hayalleri Olanlar İç. Asla Uyumazlar, Pat Metheny'nin, İçimizdeki çocuk Doğan İçimizdeki Cüceloğlu. Çocuk Doğan Cüceloğlu'nun, Yetişkin Çocuklar, İyi Düşün Doğru Karar Ver, Doğan Cüceloğlu hocamın, bu Hocam. kitaplarını da mutlaka alıp bizim kütüphanemizde olsun ve okumaya başlayalım. Kendimizi daha iyi anne babalar haline getirmeden, biz kendimizi geliştirmeden daha iyi çocuklara sahip olamayız. Onun için bizler daha iyi anne babalar olalım ki çocuklarımız bizlerden daha iyi olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Ara ara böyle canlı yayınlara devam edelim istiyorum. Hadi bakalım görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.